İmparatorluğumuz bugün en önemli seferine çıkıyor. Kore'yi geri alıyoruz. Lakin ben bir şey fark ettim. Major non NATO ally. Ve bu değil. Bunu kollarsam NATO'yu tetikleme olasılığı var. Tek başıma saldıracağım kısacası. Ekonomiyi de çok zorlamamaya çalışacağım. İmparatorluk artık savaş için hazırdır. Zor günlerden geldik, geçtik ama Kore'yi geri alacağız. Ve Kore bizim için bir başlangıç olacak. Ondan sonrasında diğer Kore'yi return derim. Öyle annexleriz. Bakalım. Şu yeni helikopteri de bir girelim. İmparatorluğumuzu tekrardan alacağız. Yeteri kadar dockyard bastığımı düşünüyorum bu arada. Kafi derecede. Şunu iptal edelim. Diğer Kore'ye yapamadığımızı bunu yapalım. Kore Savaşı kolay olmayacak. Özellikle hava kuvvetlerimiz açısından. Yani onda fena olmayan bir hava gücü var. Ama üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çünkü bizde fighter var. Onlarda ise genellikle bomber oluyor. Bir de bu sınırda devasa bir ordu tutacağı için. Yani savaş zamanı. Buraya çıkarmadım. Ben oradan ilerleyeceğim. Bir de. Bana tank lazım. Şu tank taburundan bayağı bir basalım. Main battle tank. 6 tane daha basalım. Bundan daha fazla basmaya gerek var mı? Bence yok. O açık dolmuyor galiba. Ya da dolacak mı bakayım. Doluyor, tamam. Saldırı fokuslarımıza gidelim. Ve Kore'yi geri alalım. Amfibiklerime güveniyorum. Çıkacaklar ve peşine ben de tank süreceğim. O şekilde kafamda kurdum savaşı. Kore sınırında ciddi miktarda asker tutacağı için rahat olur mu bilmiyorum ama en azından ilerleyebiliriz. Ek asker düşmeye de gerek yok. Elde olanlar gayet yeterli olacaktır. Şu Arap Yarımadası'ndaki kuvveti de geri çekelim. Belki birazcık daha fazla piyade olabilir. Ama zaten halihazırda var. Tankları tek bir hale getirelim. Tek bir kumandana verelim. Birazcık daha piyade istiyorum. Çok azıcık daha. Yani 3-18'lik piyade diyebilirim ihtiyacımız olan. Askeri harcamalardan ne kadar kaçarsak o kadar iyi. Borcumuz var hala ve gırtlağa dayandı askeri masraf. Halledeceğiz. Yüzgüne çıkarma teknolojimiz geliyor. Onunla beraber ivme alabiliriz. Havalimanımız inşa edilsin. Hava kuvvetlerinin hepsini düşelim. Bomberları ve şunları en geri hizmete. Fighter da şuradan kalksın. Tamam. Şimdi bir kısmını Kore'den kaldıracağız. Bu Interceptor Fighter mı ne? Light Fighter, tamam. Light Fighter hava üstünde alacak Kore'de. Multirole Fighter benim üzerimde birazcık hava alacak. Bu ise oradan oraya kes vuracak. Plan bu. Sen de ara denizlerde hava alırsın. Gemilerimize zeval gelmesin. Donanmamızı da bir eğitimden çıkaralım. Kore'ye gidiyoruz ve Kore'yi alıyoruz. Hava kuvvetlerimiz tamamen hazır. Kore'nin donanmasını batırmak gibi bir tercihim yok duruma göre. Bakacağız. Çıkabilirsek ne hala, çıkamazsak başka bir zaman. Ya ben çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü düşman şeyi yapmayacak. Kore'yi de tutacağı için sorun olmayacaktır. Sana da bir Feldmarschall. 6 tane daha tank geliyor. O da keyifli oldu. Yani totalde 8 tane tank ve ciddi bir hava kuvvetiyle iş yapacağız. Kore kolonizasyonundan sonra dockyard fokusuna gideceğim bir süre. Ya Amerika ile ilişkileri bir arttıralım ya. NATO ile alakalı bir seçenek aradım da yok galiba. Çok da önemli değil yani. Kore'ye direkt savaşı açıyoruz. Bombalanmayalım, sanayimize zeval gelmesin. Dockyard'ı deneyelim ya. Acaba buna kadar verecek. Ya şu an için 12 Desember. Bunun biraz bug'a girmesi komik değil. Dur bir dakika. September. Hiç fena değil. Gemi üstünlüğü isteyelim. Konvoyları mı vuruyor tahmin edildiği üzere? Çıkalım. Bir dakika, planı kasabiliyor muyuz? Hemen bir ona bakalım. Gerek var mı? Bence yok. Çıkın. İş kara savaşına kalacak. Onlar da hava üstünlüğü alabiliyoruz zaten. Tankları unuttuk. Hemen tankları da düşelim. Limanda hazır bekliyorlar. Çıktıkları anda. Harika. Steyl'a doğru yürüyeceğiz. Durmadan ilerleyelim. Buraların hepsi urban. Busan'a doğru gidelim. Donanma fight'ına girdik. Yapacak bir şey yok. Donanmasını alamayacağız, o kesinleşti. Hemen arkamıza piyade gönderelim. Busan çok önemli, şurası çok önemli. Aynen, buralar urban çünkü. Amfibik birimleri de gönderelim. Ek piyadeyi de gönderelim.
Ordu tam istediğim gibi çalışıyor. Denizlerde yani çok iyi durumdayız. Karada da fena durumda değiliz ve Kore neredeyse düşmek üzere. Maalesef ki donanmasını kesmiş bulunduk. Yani afi bir üstünlük verdik ama ona rağmen elde olan donanma ise ne işe yarar bilmiyorum. Göreceğiz. Ya yani direkt tek atıyoruz. Harika. Düş. Artık düş. Seul'a girmek mi gerekiyor? Nedir yani? Evet, Seul Urban Fight'ını göreceğiz gibi. Orduyu yukarıdaki orduyu en azından yok etmeyelim. Seul'a girmeye çalışalım. Kendi ekipmanımız olarak görüyorum artık. Kenara alabilir miyiz? Yoksa yandaki orduyu imha etmem gerekecek. Orada çok büyük bir problem. Urban. Urban'a takılmak kötü oldu. Ya sağdaki orduyu imha etmeden burayı ne yapabiliriz bilmiyorum. Ya yere iyi kez vuruyoruz. Kafamız artık uçak kaldıramıyor. O yüzden uçakları getirelim buraya. Havalimanı kalmadı zaten. Logistik strike'ı verelim çocukları. Hayır, logistik strike olmazmış. Tamam. Bu olsun. O Urban'ı alırsak bu iş tamam. Tamam, kısmi olarak benim eşekliğim. Oraya vurmamam gerekiyordu. Amerika Irak'tan çekildi. Tamam, bitti bu iş. Urban da olsa tek tayla. Evet, gerek kalmadı. Harika. Annex all. Şimdi şöyle olacak. Toprakları yine buna vereceğim. Bunun koru. Sonra onu annexleyeceğim. Kapıda annexleyeceğim. Ve öylelikle yani direkt kor olarak Kore'yi geri alacağım. Okey. Şimdi bunu annexlemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Naval production'ı sallayacağım. Direkt şeye, master'a. Endüstriyi de buraya yoğunlaştıracağız. Bizi iyi bombalamış köpek 2 dakikada. Hem böylelikle açığım da kalmayacak. Bakıma gidecekti yoksa. Tat kaçırırdı. Yani çok tat kaçırırdı. Zaten biz ne ara bu kadar... Biz niye weekly olarak yiyoruz bugün ya? Tamam, normal. Ama Kore'yi koru olarak alırsak yaşayacağımız spoiler'ı görmüş olduk. Biraz office park basmak gerekiyor. Endüstri, yani military gidiyoruz ama aynı zamanda hem elektrik hem de şeyde dikkatli olmam lazım. Ordudan birazcık terhis yapacağız. Bundan sonrası ekonomik atılım. Kore'yi de ele geçirdik. Sıra Manchuria'da desem de inanmayın, muhtemelen diğer Asya devletlerinde. Buranın endüstrisiyle beraber güçleneceğiz. Özellikle sağlam bir mil aldığımızı düşünüyorum. Alacağız yani. Bakalım bir. Evet, hiç fena değil. Yani annexlediğim vakit çok güzel olacağız. Kore'yi artık ana vatana katma vakti geldi. Kore olarak gelecek. Güzel olacak. Yani bir Kore kadar daha popülasyon iyi olacak. Envanteri de gelecek. Hava kuvvetleri minimal ama donanma da fena değil. Yani gariban filo ama en azından Kore'nin Kore olarak gelmesi bile bana yeter. Şöyle annexelim. Bu arada diğer Kore'yi unutmuşum. O yüzden yine eksi bir PP yiyeceğiz. Öyle. Keyifsiz. Hadi canım, yok, unutmamışım. Lan, gitti mi Kore'yi komple yiyince? Çok güzel. Tamam, üzülüyordum. Artık üzülmeme gerek kalmadı. Destroyer üretmeye devam. 2005 varyantlarına gireceğiz. Kawasaki de zaten devasa bir şirket oldu. Şöyle, borcumuz yok çok şükür. Artık borcu bitirdik de biraz eksiye doğru gidiyoruz. Onun da sebebi şu ordu. Orduyu bir yok edelim. Yani kor olarak aldık ama %24'lük bir işsiz nüfus var ki bu çok büyük bir problem. Millet aç aç. Fena halde. Yani bakıyorum da her sektörde ağzına kadar dolu bayağı işi
diye şey yapmamız lazım. O çok kötü. Ya biraz fazla popülasyon geldi. Beklediğimden fazla geldi. Aa, iyi varmış nüfusu. Ya ne yapacağız? Hemen iş bulmaya çalışacağız. Hakikaten yani 100 milyon insan nasıl yaşıyormuş lan burada? Diyeceğim de yaşıyordur Kore'de ya. Çok çok bir anda ikiye katladık nüfusu. O biraz keyifsiz oldu. İşsizlik %24'e fırladı. Bu çok büyük bir sayı. Bunu hemen şey yapmamız lazım. Zaten tarım alanları falan yapıyorum. Ya iyi oldu. Ekonomi 200 fabrikayı gördü. Artık sağa sola saldıracağız. Filipinleri ilk hedef olarak gözüme kestirdim. Filipinlere bir amfibik operasyon için hazırlanalım. Bana iki tane amfibik ünite verir misin diyecektim. Veremezmişsin. Okey, eldekilerle geçeceğiz. Daha yakından gidelim. Ya aslında Tayvan'da olabilir mi diye düşünmüyor değil insan. Bakacağız. Belki Tayvan'da olabilir. Duruma göre. Hatta Tayvan daha iyi bir üs, zıplama üssü. Oradan hava alırız. Ama Tayvan güçlü diye hatırlıyorum ya. O kadar da değil. O kadar da değil hocam. Tamam, iyi. Şuraya hemen bir hava üssü. Artık savaşlara ara vermeden devam edeceğiz. Şimdi ya üste ya yana çıkacağız. Bura urban mı, dağ? Her yer başkenti dağ mı lan bunun? Ha okey, tamam. Buldum nereye çıkacağımı. Ya 12 birimimiz olacak. Bakalım. 12 birimle Tayvan herhalde düşürürüz. Ağır hava üstünlüğü bizden yana olacak çünkü. Şimdiden koyuyorum ki iyice bir planning kalsın çocuk. İyice ne bir kalsın. Umarım orada attrition yemez. Hemen bir iş ve iş bulma kurumu kurmamız lazım. Zaten tarımcılığa da birazcık giriştim. Ofis sektörde yapıyoruz. Yani biraz para yapmamız lazım. Ucu ucuna yetiyor paramız. Kurtarırsa tam kurtarır. Bunlara planninginin dolması lazım. Hatta onlara verelim de verelim, buff verelim. Gerçi bu bunda işe yaramıyordu galiba ama. Bayağı uzun ve meşakkatli bir süreç olacak. %69'a kadar buff veriyor, o yüzden gerekli. Aynı zamanda Afrika'ya da bir vasallamayı deneyeceğim. Yani yolladım oraya şu an. Bakalım. Borcumuz yok ama giderimiz çok. Eldeki parayı yatırım yapalım. Yani şu an yatırımlarla döndürüyoruz ülkeyi. Ama şu fabrikalar yani gelmeye başladıkça yatırım toparlayacak ya. 630 bin işçi istiyor. Ofis sektör direkt 50 milyon veriyor diyor. Bu ne kadar veriyor? 250 bin istiyor, 25 milyon veriyor, veririm diyor. Yani ofis sektör konjektür açısından daha mantıklı da tarım yeri de yaptık ne olur ne olmaz diye. Bakalım. Kore'ye yatırım yapmayacağım. Altyapısı gelmeden zor iş. Ama kaynaklarını yapabilirim. Yani çelik dışarıyı satıyor muyuz? Bakalım hemen. Hayır. Tayland'ı satıyoruz. Çok iyi çeliğimiz var ama. 2012'nin September'ında gemilerimiz geliyor. Abi bizim stabilite ne oldu ya böyle? Oo, işsizlikten dolayı. Çok ciddi bir işsizlik var. Çözeceğiz ama. Endonezya ve Malezya, aynı zamanda Singapur bizim için önemli yerler. Oralara gitmemiz gerekiyor. Bu arada diğer gemilerin Focus'tan değil Bahreyn'in gemileri olduğunu unutmuş. Pardon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gemileri olduğunu şimdi anladım. Çünkü bunu da anne isteyince gemileri geldi. Evet. Biraz geç oldu ama anlamam. En azından görmüş olduk. Valla fena olmayan bir sayıya ulaştı. 47 destroyer'ımız da oldu. Aslında biraz ufak gemi de basabiliriz. Ya bu neslin destroyer'ları battleship konumunda. Ama ufak gemilerden de bol bol basarız. Tamam, debuff'u da atlattık. Artık biraz olsun para normale döner gibime geliyor. Eğer dönerse keyifli olur. Hayır, dönmedi. Keyifsiz. Vallahi harcamalar çok fazla. Yani savunma bütçesi çok fazla. Ve bu donanmadan dolayı gidiyor. Biraz da endüstriden dolayı gidiyor. Air Force'a göre bayağı şey. Sağlık harcamaları niye bu kadar fazla lan? Biz ne yapıyoruz oğlum size? Dur bir dakika, bu olmaz bu kadar. Vallahi gocunmaca ama sağlık harcamaları niye bu kadar fazla ya? Nüfusumuz fazla. Can. Yo, sağlık harcamaları değil bu. Buymuş sosyal harcamalar. Tamam, bunu düşürün. 10 milyona bir anda fırladık. Keyifli. Polis kalsın. Ya iyi güzel de yani bu çok. Dayı çok. Çok fena, çok fena. O kadar değil hocam. O kadar da değil. Değil mi? O kadar da değil. Artık gideceğimiz yerlere biraz yatırım yapmanın vakti geldi. Filipinlere ciddili bir yatırım yapalım. Fransızlar gibi. Fransızlar da Suriye'ye yatırım yapmak istiyordu hatırlarsanız. İngilizler de niye sığıra. Bayram değil, seyran değil. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. Savaşa gidiyoruz. Kimimizden adalarımızı demantladı. Hangi ada olduğunu bile bilmiyorum ama demantladı. Bilmiyorum, belki ufak bir adadır. Ben de hızlı bir şekilde reddettim. Gemilerimiz çıktı. 3 tane carrier. Tabii içleri boş ama dolacak. Yani bunlara özel gemi uçak da üreteceğim. Hatta son nesil uçaklar üreteceğim. Gelecekler. Güzel olacak. Totalde 4 tane carrier'ımız oldu. Hatta birisi aa, o carrier değilmiş. O helikopter. Helikopter şeymiş. O carrier değilmiş. Neyse 3 tane var. Adam olana çok bile kardeş. Eski donanmaları, korvetleri vesaire önünde ölmeye göndereceğim. O kesinleşti. Hatta belki filodan bile ayırabilirim duruma göre. Bakacağız. 2010 şeylere gireceğiz. Şu
şunları da alalım. Biraz borç yaptık çünkü donanma şirketini bitirdim. Savaş sebebimiz geldi. Bakalım. Umarım bir sıkıntı çıkmadan işini bitirebilirim. Garanti yok. Ama yine bir NATO ilayı. Ne olacak göreceğiz. Hadi bakalım. Bayağı planikle vuracağız. Evet, tutuyor musun? Tutsa bile limana çıktık ki gayet iyi. Savaşa girince stabilitemiz artıyor. Bu nasıl ülke ya? Oo, savaş deyip. Havada harikalar yaratıyoruz. Az bir canı kaldı ve başkentine giriyoruz. Harika. İyi de bir silah rezervi aldık. Gemilerini alalım. Hayvanı da kendimize kattık. Gayet makul. Ya kendimize bir de bir tane daha vasallayacak değil de dur bakayım bir. Amerika'da influans yapacağım. Belki işimize çomak sokmaya karar verirse elimdeki tüm güçle saldırmaya çalışırım he kardeş. Günde gayet iyi bir uçak üretimine başladık. Bundan sonraki konjektür hedef Filipinler. Filipinler. Filipinler çok önemli. Yani ciddi bir fabrika var 40 sivil kadar. Orayı elde tutmak bir hayli önemli. Ya Tayvan bizim için biraz önemli. Aslında ya şeytan diyor ki Republic of China'yı sal, çocuğu koy. Çin'de Reconquest'a ata git. Ama benim Çin'in kaynaklarına ihtiyacım var ve iyi bir savaş dönüşünü istiyorum. O yüzden yapmayacağım. Şurada millete saldıralım. Başardım. Keyifli lan. Vallahi iyi oldu. South Africa bizim için biraz önemli bir üs. Korvetle basarız. Diğer gemilerden de bir türlü yani bayağı bir basarız. Destroyer'e devam ya. Bir tane daha Destroyer gelecek. Bunların yeni silahları geldi de o yüzden. Yani 6 kariyere çıkmak bana gurur veriyor. Hani hele böyle bir 6 kariyere çıkmak. Donanma savaşı riskli olacak. Yani biz Japonuz kazanmak zorundayız. Amerika yenisini kurar ama biz bir daha havamızı alırız. Borçlar kapandı. İşsizlik var. İşsizlik bayağı var ama... çözüdür. Tayvan'dan bir tane virüs geldi. Tayvan'dan 27,5 milyon daha geldi. Harika. Ama sizi yani stabil tutmaya çalışıyorum. Petrolü. Biz petrol içiyoruz şu an ya. Nasıl yetmez lan petrol? İkinci Arap ülkem nerede benim en sevdiğim Arap ülkem? Katar. Katar mı? Yoksa Bahreyn mi? Yoksa Kuveyt mi? Ulan üçünü de seçiyorum. Taraf artık onlar belirlesin. Üçünüzü de istiyorum ben. La vallahi istiyorum la kardeşler. Boyu gelsin kardeş. Petrolün yetmemesi komik değil. Zerre komik değil. Çünkü donanma artık hayvan gibi petrol yiyor. Yetmiyor. Yani Arap petrollerinin daha fazlasına ihtiyacım var. Uçakla alakalı ne varsa araştıralım. Dördüncü jenerasyon tank da geldi. Bunları artık dizaynlayacağız. Yeni tanklara gireceğiz. Hava kuvvetlerimizi getirelim şuraya. Yakına. Bu kadar kolay bir hedef değil ama hava kuvveti yok. 4. Başlasın operasyon.
Harika. Muhteşem bir başarıyla gidiyor şu an için. Şu adaya bağlantısına kadar sürün bakalım. Tanklarınızı da yollayalım. Çok iyi. Şöyle bir paket. Çok çok iyi. Yeni asker takviyeli de onları da öldüreceğiz. İkinci çıkarmayla şaşırtalım onları. Birkaç yerden hem de. Petrol bayağı kötü. Donanmanın dışarıda kaldığı konjektörde çok hızlı bitiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani daha fazla ciddi petrol ihtiyacım var. Belki bir ara Arabistan olabilir. Gönderin. Bunu pek sanmıyorum. Aynen. Zaten ordusunu kaybet. 620 kaybe karşılık 144 kaybı var. Tank birimi olunca böyle oluyor. Kaldı mı bir şeyi? Düşmek üzere. Şuraya ve şuraya. Öyle. Bunların da gemilerini al. Şimdi ambargo uygudu. Çünkü bayağı abartılı bir dünya tansiyonu yarattık. Bilmiyorum bundan sonrasında ne yapabiliriz. Yani Vietnam falan kaldı geriye. İşsizlik %28'e fırladı. Bitmiyor ya. Arkadaş bitmiyor la işsizlikle. Career Light Fighter yapabiliriz. 4. jenerasyon Multirol Career Fighter. Multirol Carrier Fighter daha mantıklı duruyor. Özellikle Carrier uçağını biraz garip yapmamız lazım. Ya hızı bayağı düşüyor. Carrier Fighter. Tamam burada artık Naval gelecek. Yani Naval olmak zorunda. Hepsini tek bir uçaktan kaldıracağım için. Yani hem hava takasında iyi olmalı hem de genel anlamda iyi olmalı. Bir tane daha Naval girelim ona. Air Attack yok dur. Air Attack olmazsa olmaz. Diyeceğim Air Attack var ya. Aynen var. Fena değil. Olur. Ne kadar vuruyor? Naval Attack 44. Çok iyi. Stealth koyabiliriz belki. Yani radar avantajı o kadar fazla artıyor ki uçakta. Manyak bir şey dönüştü. Şimdi Anti-Submarine Warfare değil. Hayır. Bu bayağı iyiymiş. Ama Naval Targeting veriyor. 300 production olmasına çok aldanmamak lazım. Mitsubishi olsun. Buna bayağı bir para vereceğiz. Neredeyse tüm para buna gidecek. Ama muhteşem bir şey oldu ya. Ya carrier uçağı içinde değil. Bunu diğer uçak içinde kullanacağız. Şuna baksanıza. Maşallah var bayır domuzu gibi. Air attack da artıyor. Yani şöyle air takası da yapabiliyor. Tamamen carrier uçağı oldu. Ya öyle bir carrier'e bunu koymazsak eşek derler bize ha. İnanılmaz bir carrier oldu. Şey carrier uçağı oldu. Sağlam. Güzel. Artık bu uçaklara girecek. Yani Carrier Fighter yerine Carrier Multirol Fighter yaptım. Yani hem donanmasını vuracak hem de genel olarak savaşacak. O iyi oldu da işsizlik oranı 129'a fırladı. Aa bilmiyorum. Yani ne yapacak ne edecek bilmiyorum. Bize anca Çin paklar gibi mi geliyor ama. Bakalım. Şu petrol alımını da bir kapatalım. Filo çok yiyor. Düşündüğümden fazla yiyor. Abartı yiyor ama yani. 200 parçayı da geçtik ya. Bir Amerikan filosu kadar olduk mu be? Ama Çin bittin oğlum. Hayatını karartacağım seni. Sen de yani deniz aşırı ticaret yapmayı unut da. Bakalım yine de ada bildikleri var. Konvoyunu sıfıra falan diyeceğim. Bir anlam ifade etmiyor hiç ama. Neyse bakalım hazırlıklarımızı devam ettirelim. Kes uçağı ve aynı zamanda da takas uçağı için ise bunu uygun gördüm. Yani bilmiyorum ne kadar iyi oldu göreceğiz. Radar avantajı bayağı iş yapacak gibi duruyor. Aynı zamanda da kes varyantı olacağı için yani yere de az olsa vuruyor. Hani idare eder. Yere çok iyi vuramıyor ama. Ya bunun yerine fighter koyabilseydim. Light fighter ayrımı yapmadım yani. Bunun yerine bunu koysaydım daha iyi olabilirdi ama. Önemli değil. Yere vurması benim için çok önemli. Belki onun için ileride kes uçağı yaparım. Ya da drone yaparım. Evet drone daha mantıklı olur. Dördüncü jenerasyon canavar bir şey oldu. Donanmaya da belki kamikaze attırırız bilmiyorum. Light fighter'ı artık geçiyoruz. Onun yerine multirol fighter yapacağız. Güzel. Kepi falan da o kadar da bozulmadı. Kaynak olarak da o kadar da benden çok bir şey götürmedi. Ya bundan basarsam eğer yani bir 50 fabrika verebilirsem artık buna. Yani Japon olarak Çin istilasında kolaylık olur herhalde bana.
Daha fazla tren üretmek istemesem de Çin cephesi malum ne kadar ordu yiyeceğimizin bir garantisi yok. Borçları tamamen sildim. Artık daha fazla askere inanabilirim. Ya aslında benim şu an paraya değil de iş sektörüne ihtiyacım var. Yani askeri fabrikalar işi almıyor. En çok işi ofis sektörü oluyor ve benim en azından iş bulmam gereken o kadar fazla insan var ki. O kadar fazla insan var ki iş bulmam gereken. Yani ofis sektörü o yüzden yapıyorum ama bir yandan da iyi. Yani Total War'a kadar götürebilirim işi. Yani şuna kadar götürebilirim bu sayede ama stabilite ölecek. O ölecek. Gerçi iş bulsam bilmiyorum ya. Endonezya'yı da alacağım. Çin. Çin apayrı bir muamma. Bakacağız. Çin çok zor bir savaş olacak. Korkutuyor. Korkmakta da haklıyım. Bakalım. Benden istedikleri ne var? Admini seviye artır ama onun görevi vardı. O yüzden artıramıyoruz. Şuna bir tekrardan gidelim. Lise slotum bile düştü. Gayri yurt içi şey gittiği için. Yeteri kadar olmadığı için. Yani slot bile gitti. O bile keyifsiz oldu. Ha, şöyle göstereyim. Yani, eksik. Yapacak bir şey yok. Yani araştırma slotlarımdan oldum. Normalde 12 taneydi. Şu an 10'a geldi galiba. Bir görelim. Biz Amerika ile aynıydık. Şu Amerika benden çok öndedir herhalde. Evet, Amerika 13'e ulaşmış. Ben 10'a geriledim. Bu büyük bir sıkıntı. O şeyle alakalı. Ne kadar az sopra o kadar şey koyarsan düzeliyor yani. Şuraya da ajanlarımızı yollayalım. Ajan çok önemli. Enchantment kastırmamak için çok önemli. Ama Arapları kesinlikle annexleyeceğim ya. O kadar lazımlar ki. Yani petrol diye bağırıyoruz resmen ya. Bana bakıyor böyle. Ne yapacağım? Bana mı saldıracaksın? Atanmam var bu ya. Diye bakıyor keyifsiz o. Yeni jenerasyon tanklar da zaten geldi. Onları da gireceğiz. Onlarla beraber zaten hani senin tek güvendiğim şeyi bu zamana kadar ürettiği şeyin eski ekipman olması. Tek güvendiğim şey bu. Yani bundan sonra üreteceğimiz her şey eşit olur. Bir de hava takaslarına nerede girecek ve atom bombası kullanacak mı? Bunlar kritik sorular. İşsizlik oranı umarım düşüyordur. Düşmüyorsa daha da kötü. Yani dışarıdan aldığımız bir tek tungsten var. Ve bilin bakalım tungsten kimde var? Tungsten bu arkadaş da bayağı var. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak? Çin Savaşı'na daha var. Yani Vietnam'a gideceğiz. Malezya'ya gideceğiz. Ne derler ona? Yani Çin'i dört bir taraftan kuşatacağız. Laos'a gidebilirim. Yani böyle etrafını kuşatıp iki yerde kara cephesi ve amfibik kıkarmalarla Çin'i o 2. Dünya Savaşı'ndaki haline kadar getirmeye çalışacağım. Atom bombasını kullanmamaya gayret göstereceğim. Diyelim ve bölüm bitirelim. İyi geceler. İyi geceler demişim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kaçtım ben.